Selam millet, Survival Turk'a hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi The Forest'in 23. bölümünü oynuyoruz arkadaşlar. Evet, sonunda tekrar açabildik oyunu sonunda. Gerçekten bir dakika şu sesini biraz kısacağım. Şu an ne dediğimi duymuyorum. Evet. Ne yaptık ya en son arkadaşlar? Ne yapmıştık? Bu paslı baltayı almaya gitmiştik ve dalgıç aletini almıştık. Hemen o bir tane key kart almaya gitmiştik sanırım. O key kartı almaya gideceğim tekrar. Yani o mağaraya gideceğim. Key kart var zaten elimizde. Görmüş olduğunuz gibi elimizde key kart var. Ama o mağaraya tekrar gideceğim arkadaşlar. Çünkü orada bir tane şey vardı hatırlıyorsanız. Bir tane şey vardı. Çukur. Yani içi su dolu çukur vardı. Nasıl diyeyim, bir gölet gibi bir şey ama bayağı bir kuyu gibi bir şeydi. Oraya bir dalmak istiyorum çünkü ben orayı gerçekten açıkçası merak ettim. Oranın içinde ne var bilmiyorum. Belki hiçbir yere gitmez ama belki ucu hiçbir yere gitmez ama bir gidip bir bakalım bence. Çünkü aslında 1-2 bölüm sonra bitirecektim oyunu. Gerçekten büyük deliğe, meteor deliğine inecektim. Oradan da gerçekten oradan ağrı da Timmy'yi kurtarıp bu The Forest'te Hardcore moduna başlayacaktık arkadaşlar. Şimdi öyle bir şey yapacağımıza biraz daha uzatmak istiyorum. Çünkü gerçekten şu an internet hem internetim yok biliyorsunuz hem ara sıra video şu an yükleyebiliyorum. Eskisi gibi Daisy filan videoları gelmiyor. Şu sıralar interneti halletmeye çalışıyorum. Yani aslında bir aydır halletmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz bir ayda hal olmuyor. Allah'ım bir dakika o neydi? Biliyorsunuz bir ay içinde hal olmuyor internet işlemleri. Adamlar aslında şöyle söyleyeyim. Türk Telekom 3-4 senedir annemleri hani neden bekletmiş onu size söyleyeyim. 3-4 senedir bu binaya internet bağlanacak arkadaşlar. Ama maalesef bağlanmadı. Neden bağlanmadı? Bu binada 13 kişi yaşıyor. Ve Türk Telekom'un düşüncesi hani biz biraz Türk Telekom'a veya biraz çarşıya uzak kaldığımız için buraya bakır geliyormuş sadece. İşte şöyle şunu bir alalım. Buralara sadece bakır interneti geliyormuş. Yani ADSL dediğimiz telefon hattından internet geliyormuş. Bunların düşüncesi bence hani oraya sadece 2 MB gelir diyorlar ama aşağı caddede ofiste madem bakır madem sadece 2 MB geliyor nasıl oluyor da aşağı caddede TT.net'ten dayımın ofisine 16 binlik internete 14 bin geliyor. Yani tarifede 16 binlik internet var sanırım. Ama 14 bin veya 12 bin veya 13 binlik internet geliyor. Binlik dediğim şu mavileri toplamadım. Bakın şunları bir toplamak istiyorum. Hop ne iş? O tavşan. Bakın şimdi arkadaşlar bir şey göstereceğim. Bunu sizlere çoktandır göstermek istiyordum aslında. Neyse onu birazdan yaparım. Onu birazdan yaparım. İlk önce şu böğürtlenleri bir toplayacağım. İlk önce şunu bir toplayalım abi. Topla 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 topla. Şimdi bu mavi şeyleri topladık ya. Böğürtlenleri topluyoruz ya arkadaşlar. Hemen bir şey göstereceğim. Ondan sonra devam sohbet ederiz. Bakın şu tricep dediğimiz ağaçlardan elde ettiğimiz şey. Bakın ne diyor? Sticky explosive diyor. Yani bir bomba yaptığınız zaman şu an bozuk parayı ben hala bulamadım. Gerçekten belki bomba artık bozuk parayla yapılmıyordur. Aslında elimde şeyler de var. İşte bombalar nasıl yapıldığına dair veya The Forest'te neyi nasıl yapıldığına dair bir sürü şey indirdim. Şey ikinci ekranda açıp aslında şu an yapabiliriz bombayı ama bakmadım o şey yazılara demin. Şöyle söyleyeyim. Bu bombayı yaptıktan sonra bunu yapıştırdığınız zaman yapıştırıcı bomba geliyor. Bunu size geçen bölümün sonunda da anlatmıştım. Sticky explosive diyor. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakın. Şimdi mesela bunu koyuyorsunuz. Sadece şey değil.
Sadece yapıştırıcı bomba değil. Bir tanesini koyduğunuz zaman burada ne diyor? Bakın. Repair tool diyor. Bir tane tamir aleti geldi arkadaşlar. Bu tamir aletini aynı zamanda ben şöyle yaptım. Kitaba girdim ve burada kitapta gördüm. Upgraded stick. Bakın burada hepsi yazıyor kitapta. Kitapta her şey yazıyor. Pardon. Yine başladı. Ben ne zaman kayda başlasam yemek yediğim için böyle şeyler başlıyor. Evet. Bakın. YouTube'daki video kanallarına video veya işte YouTube'daki size Forest'in aslında neyi nasıl yapılır diye aramanıza gerek yok. Kitapta her şey yazıyor. Bunu söylemek istiyorum. Simple bomb diyor. Bakın burada mesela bombanın nasıl yapacağını ben masa üstünden bakmak istiyorum. Bakmadım demiştim ya demin size. Aslında burada yazıyor. Ama burada hala coins yazıyor. Coins de bozuk para demek. Bozuk parayı da bulamıyorum bir türlü. Belki başka yerlere gitmiştir. Bozuk para en azından deniz kenarında yok artık. Şöyle bir şey göstereceğim. Ben kasalı bilgisayarımı aldım. Yani bu kasayı aldım. Ofise götürdüm. Dayımın ofisine ve sadece The Forest and Stranded Deep'i ay sonu olduğu için sadece ikisini updateleyebildim. Aslında şöyle bir şey var. Stranded Deep'te update yoktu. Sadece The Forest'i updateledim ve geri bir kasalı bilgisayarımı söküp geri odama yukarı şey geri eve getirdim. Onun için oynayabiliyoruz. Zaten ay sonuydu diye bunun içinde nedenlerden biri de buydu. The Forest'i oynayamıyordum. Küçük bir alet var bende. Onunla dedemlerin internetine bağlanıyorum. O da sadece WhatsApp'e yetiyor arkadaşlar. Telefonun internetine yetiyor. Ona ben bilgisayarı bağlamayı başardım ve WhatsApp'a yeten internetle Steam'e girmeye çalıştım ve girdi. O an direkt The Forest'e tekrar şey geldi. Güncelleme geldi. Onun için ay sonuna doğru 22. bölümden sonra The Forest oynayamadım ve artık gına geldiği için kasalıyı aldım, direkt ofise gittim arkadaşlar. Update yaptım. Yani sonuçta şey uzun lafın kısası update yapabildim ve şunu gördüm. Repair tool diyor. Şimdi bu repair tool ne istiyor abi? İki tane çomak, çubuk, bir tane taş, iki tane elbise, 10 tane de sap diyor abi. Şimdi sap dediği bu tricep. Bu tricep yani ağaç sapı demeyeceğim. Sep ne demek bilmiyorum. Aslında ağaçtan düşen bir şey, ağacın bir parçası herhalde. Veya ağaçtan çıkan o bal mı artık neyi bilmiyorum. Yapıştırıcı bombaya yapıştırabildiğimize göre herhalde o ağacın şeyidir. İsmini bilmiyorum hani şey mi oluyor? Ağaç. Neyse ya ağacın balı diyelim. Şimdi şu taşı koyuyoruz. 10 tane bundan bir dakika. Olmadı abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir taş, bir çubuk. 3 tane mi şey? 2 çubuk mu abi? Evet. 2 çubuk. Görmüş olduğunuz gibi repair tool'umuz oldu. Yani ne bu abi? Balta var. Artık bir şey kırıldığı zaman The Forest'te bununla tamir ediyorsunuz. Böyle vurarak tuk 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 diye ses geliyor ve tamir ediyor. Yani artık bu triceplere gerek yok aslında bir şey tamir etmek için. Bunlarla mesela ben şunu hiçbir zaman yapmamıştım. Renk yapabiliyorsunuz mesela. Şunu birleştiriyorsunuz ve baltanız mavi oluyor. Görmüş olduğunuz gibi. Veya şu taşı da aynı zamanda bu muydu? Şu muydu abi? Bir dakika. Aynen. Bu taşı şu bezi sarmasaydım şayet bu taşı da maviye boyayabiliyorsunuz diye biliyorum. Evet. Ne yapalım? Biz hemen o şeye gideceğim. Bu mağaraya gideceğim. Bayağı bir zaman kaybettim. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi 22. bölümü yine bir hafta olmuştur çekili. Onun için biraz daha şey yapmalıyım aslında. Alışmalıyım şu videolarda cümleleri kısa tutmaya veya işte kısa sözler kurmaya alışmalıyım veya işte bir şeyler hani ceviz kabuğunu doldurmayacak şeyleri anlatmama gerek yok aslında öyle söyleyeyim hani saçma sapan şeyler anlatmama gerek yok öyle şeyleri aslında aklımda tutmalıyım çünkü unutuyorum
Evet abi, şu kolayı iç. Yağmur yağıyor zaten. Hiç yağmuru hiç sevmediğim için şuraya mağaraya girmek istiyorum ben. Koş şimdi abi. Koş 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 koş. Şimdi arkadaşlar, biz en son ne yapmıştık? Bu biraz ilerideki mağaradan girmiştik ve buradaki mağaradan çıkmıştık. Onun için oraya gideceğim şimdi. Aynı zamanda aslında diğer göstermek istediğim şeyi de göstereyim mi size bilmiyorum. Gösterebilirim. Şimdi bir taş bulalım abi. Bakın şurada taş var. Arkadaşlar, en kolay bir şekilde iguana veya tavşan nasıl yakalarsınız onu göstereceğim şu an sizlere. Taşı alıyorsunuz. Bir tavşanın üstüne getiriyorsunuz ve taşı atıyorsunuz. İşte bu arkadaşlar. Öldü. Tavşan öldü. Bir. Bakın. Birinci tavşan, tamam mı? Etini de al abi. Şimdi şu taşı bir daha al. Bakın. Bir dakikanın içinde kaç tane tavşan? Aslında öyle bir challenge bile yapabilirim yani. Bak şimdi. Şu ikinci tavşan. Bu ikinci tavşan abi. Görmüş olduğunuz gibi tavşan derisi size lazım olursa gerçekten bu taşlarla yakalayabilirsiniz. Bu bir tane patch'te, The Forest'in bir tane patch'inde arkadaşlar, bir tane güncellemesinde multiplayer'de bu taşı arkadaşın üstüne attım. Bir baktım hasar aldı. O bana attı. Bir baktık ben de hasar aldım. Evet, bir tane tavşan spawnlandı ve direkt öldü. Bu da üçüncü derimiz. Hemen tavşan derilerini böyle hızlı bir şekilde elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bunları sizlere göstermek istedim. Bir iki tane daha lazım. Hemen tavşan, pardon, taş çuvalı yapacağım. Şimdi başka, şu da mı tavşan abi? Taş mı? Tavşan mı? Ha, buradaymış zaten. Tavşancık. Tavşancık. Hoppa. O da bitti. Taşımız da hemen yanımızda. Çok güzel. Şimdi kaç tane? Sanırım 4-5 tane oldu. 4 tane oldu sanırım, değil mi? Ha, daha fazla alamıyoruz. Şimdi şunları bir koy abi. Bakın, rock bag diyor. Şimdi rock bag'i nasıl yapacağız? Aa, bu kadar mı? Bir dakika. Bu kadar olamaz. Rock bag, evet. Evet, görmüş olduğunuz gibi artık 5 taş yerine 10 taş toplayabileceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da almıyor. 10 tane taşımız oldu. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu da bunları da böyle göstermiş oldum. Tavşanı nasıl hızlı bir şekilde avlarsınız? Bir tavşanı nasıl hızlı bir şekilde avlarsınız? Bir iguanayı da aynı şekilde avlayabilirsiniz. Ve bir taş çuvalını nasıl yaparsınız? Bunu gösterdim size. Dediğim gibi ben o taşı, hani küçük taşlar hasar verdiğinden beri, o güncellemeyi gördüğümden beri dedim abi bir dakika ya, bu taş eğer multiplayer'da arkadaşa hasar veriyorsa hayvanlara da hasar verir diye düşündüm. Denedim ve gel gör ki hasar verdi, gerçekten de tavşana hasar verdi abi. Şimdi ben yine siyah olan modda görüyorum her şeyi. Evet, standart mod yapalım. Kamerayı da yerinden ittik biraz ama onu ayarlayacağım abi. Evet, burada bir mağara vardı hatırladığınız kadarıyla arkadaşlar. Hemen oraya gideceğim. Yani bir tane mağara dediğim bir tane kuyu gibi bir şey vardı. Veya aşağı inen mağara içi, aşağı inen mağaranın içinde su vardı. Öyle mi diyeyim? Aslında kuyuya benziyor. Kuyu diyelim abi biz ona. Şimdi buradan aşağı atlamak isterdim ama çok derin. Hemen bir aşağı kayalım. Umarım yeni yaratıklar gelmemiştir. Gelmedi sanırım. Mağaraları temizleyince yeni yaratıklar gelmemesi lazım. Buraya inmiş miydik? Burayı açmıştık sanırım. Aşağı inmiştik. Doğru mu? Tam bilmiyorum ama. Geçtik abi. Hadi bakalım. Burada mıydı abi o ya? O yer burada mıydı? Hop, bir dakika. Ne iş?
Yo, buradan key kartı almıştık, değil mi? Yanlış mıyım? Evet, buradan key kartı almıştık. Ve buradan çıkış yoktu, doğru. Doğru. Hemen çık 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 çık. Hiç işimiz yok abi burada. Çık hemen. Evet, ne diyordum arkadaşlar? Dediğim gibi Türk Telekom bu bizim binada 13 kişi oturuyor diye ADSL dediğimiz telefon direklerinden çekilen telefon kablosu ile iletilen internete ADSL deniliyor. Bu internet bu 13 kişiye bir dakika. Şelale mi var burada ya? Allah'ım. Abi gözünü seveyim. Silin şu şelaleleri şu oyundan ya. Ya abi şu şelaleleri silsinler şu oyundan. Yanlış mıyım arkadaşlar? Bir şey var burada. Bir dakika ya. Ben buradaki yaratıkları öldürmüştüm abi. Evet. Evet, buradaki yaratıkları öldürmüştük ve buraya dalmak istiyordum arkadaşlar. Bu kuyuya dalmak istiyordum. Hemen bir dalıyoruz abi. Buraya ben dalamamıştım hatırlıyorsanız. Buraya dalmak istiyorum. Hadi bakalım. Demek istediğim şu arkadaşlar. Türk Telekom'un hala ses çok açık ya. Abi suyun içine şelale koymuşlar. Yo, şelale değil bu. Yandan çıkan baloncuklar. Aa, güzelmiş bak. Abi bu hangi mağara? Gözünü seveyim. Burayı bilmiyorum diyeceğim. Seslere bak. Abi. Abi bir dakika ya. Şunu da soy. Bunlar şeyi bana doğru mu çevirdi ya? Bu ışığı. Abi şuraya dön. Şuraya dön. Şunlara bak. Orada arkadaşlar görüyor musunuz? Resmen abi bunların güncellemeyle bunların da sesi değişmiş. Hemen şu ateşi yaksana sen. Şunları bir göreyim ben. Ha, bir kişi mi? Gel abi gel. Oo, ne bir kişisi. Büyük mü? Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Evet bunu da öldürmüşüz zaten. Görmüş olduğunuz gibi her zaman yaptığım gibi yerlerin etrafında dönerek vuruyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Abi şu cümlemi bir türlü bitiremedim var ya. O bunlar büyükleri sanırım. Evet. Abi ölsenize gözünü seveyim. Senin hasarın çok. Arkadaşına vurdun, gördüm. Abi öl öl. Dur bir dakika. Öldü mü abi? Gel gel gel. Yan şurada sen ya. Yan. Yansana abi. Ateşi söndürdük. Görüyor musun? Gel 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 gel. Bebekler de var sanırım. Virginia mı var abi orada? Allah! Allah! Virginia! Virginia, Virginia, Virginia.
Gözünü seveyim, Virginia var. Bir dakika, Windows da ötecek şimdi. Abi bir dakika, bir dakika. Bu bölüm biraz uzayabilir. Abi bir dakika ya. Bir dakika arkadaşlar. Hemen şu Windows'un saatini, çalarını uzatacağım. Hemen şöyle bir geç abi. Bir dakika. Hemen. 5 dakika daha uzayacak bu bölüm sanırım. Evet. 5 dakika daha uzayacak bu bölüm. Şu an Windows çalmasın diye Windows'u kapattık abi. Ne iş? Hiçbir şey göremiyorum şu an. Havada mı o? Oo, yukarıdan indirdik. Ne oluyor ya? Bu ne biçim yaratık? Kafası yok bunun. Kafası yok. Gözünü seveyim. Burada demin Virginia da vardı. Hop. Orada da delik var. Bug var yani. Oo, bayağı bir heyecanlı bir bölüm. Bir dakika. Virginia nerede? Evet, geliyor şu an. Abi yayı alma. Şunu al. Bir de şunu al. Tamam, dur. Hatta şunları şöyle koy. Ya şu el fenerini alır mısın? Lütfen ya. El feneri kardeşim, el feneri. El feneri. Abi el fenerine geçmiyor ya. Neyse. Nerede bu Virginia? Göremiyorum ki. Abi şuralara bir at şöyle. Nerede bu ya? Vallahi hiçbir şey gözükmüyor. Neden böyle? Bir dakika ya. Bu kadar saçmalık olamaz abi. Evet, karşımda. Hop. 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 Abi silah sıkacağım. Orada arkadaşlar, Virginia. Bakın. Abi nereye gitti bu ya? Hiçbir şey gözükmüyor ya. Çakmağı kapattık tamam ama. Burada mı abi? Evet. Abi niye kaldı orada ya? Gözünü seveyim. Bir dakika. Aha. Sanki bir şey daha geliyor ya. Bakın bu ışığı kullanabiliyorsunuz böyle. Bakın geldi. Of. Zırhımı indiriyor şu an. Zırhımı fena indiriyor şu an. Zırhımı çok indiriyor. Çok karanlık ya. Bu mağarayı niye böyle yaptılar bilmiyorum. Şu an abi silahla Virginia'yı öldürdük. Zırhımı bayağı bir indirdi arkadaşlar. Açıkçası bayağı. Ne oluyor ya? Gözünü seveyim abi, bir dakika. Şu kitabı aç. Tamam mı? Hemen arkadaşlar bakın, böyle benim gibi devam edebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Hemen kemik zırhımız indiği için şu ölüleri atıyoruz ve kemik elde edip zırh yapıyoruz arkadaşlar. Uf, bayağı bir korktum çünkü gerçekten çok karanlık arkadaşlar. Gerçekten çok karanlıktı. Umarım siz videoda bir şey görürsünüz. Çünkü şöyle bir şey var. YouTube'da her zaman kayıtlar daha karanlık olur. Bunu da buradan böyle belirteyim. Evet, ne yapalım? Kaç tane çubuğum var? 8.
Abi evi yapabiliyor muyum? Yapamıyorum sanırım ya. Geri yüzmeliyim veya burayı beklemeliyim. Devam edeceğiz abi. Kaydı kapatıp aslında şey yapacaktım arkadaşlar. Bir tane de tavşan yesek fena olmaz abi. Ateş nerede? Şunları bir al şöyle. Şu tavşanı koy abi. Şimdi şunları bir koy. Abi şunları bir topla. Evet, tavşanları koyduk. Şu ışığı da çek ya şuradan. Tamam. Daha gerek yok. Tamam. Gözünü seveyim. O neydi öyle ya? Virginia bayağı bir güçlenmiş abi. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Virginia'dan önceki bölümler fazla korkmuyordum biliyorsunuz. Ama bölüm şey güncellemeden güncellemeye ben tırsmaya başlıyorum oyundan. Çünkü şöyle bir şey var. Oyun mekaniği değişiyor. Hani yaratıkların gücü değişiyor. Hasarı değişiyor. Onun için şu tavşanı da yesek mi? Neyse. Yiyelim gitsin ya. Abi susuzluğumuz da var. Burada bir yerde Cowman mı var? Bilmiyorum açıkçası. Çünkü sürekli şey geliyor. Cowman'in sesi geliyor abi. Şu çubukları şöyle bir toplayalım. Aslında bir shelter yapıp kaydetsek güzel olacak. Bu Virginia eğer buradaysa abi, bunun kuruduğu bir şey vardır diyeceğim ama abi bütün itemleri aldık, daha ne alalım buradan, ne bulalım bilmiyorum ki. Bir dakika. Şimdi buradan düz gidiliyor mu? Sağa sola yol sapıyor mu abi? El fenerini almak istiyorum aslında. Evet. Bir dakika. Ne yapalım? Buradan bir tane shelter yapalım abi. Biz en iyisi bir tane shelter yapalım. Ondan sonra da burada veda edelim arkadaşlar. Buradan devam edeceğim. Kesinlikle videolar artık gelmeye başlayacak. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.